Bayanlar ve baylar, bugün sizlerle beraber Rast'ta kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Yalnız ben tek başıma devam ediyorum. Biliyorsunuz hani şey pek girmiyor oyuna. İsmail pek girmediği için ben de yeniden solo server'a girdim. Bu sefer yeni wipe'ydi zaten. Ayın ikisinde çekiyorum videoyu. Yani 11. ayın ikisi. Yani bakalım. Bayağı bir çekeceğiz bakalım burada inşallah videomuzu. Yalnız işte bu yeni sistem pek fazla beni gıcık da etse, yani Rust'tan bir türlü kopamadım yani. Bir GTA 5 biraz. Bakalım böyle durmaksızın sizler için her gün video atmaya çalışıyorum. Ben şuradaki taşı da alayım. Eğer kimse birisi gelmeden hemen şuraya bir yere ev yapmak istiyorum. Yani zaten çok fazla şey yapmayacağım. Yani rastgele hemen şuraya bir yere yapacağım evi. Yani zaten şey yola yakın. Loot'a da yakın. Yani şey de var. Hangar buraya çok yakın. Havalimanı yani. Yani bilmeyen arkadaşlar varsa oyunu yeni almıştır. Hangar neresi falan diyebilir. Yani haritada baktığınız zaman havalimanı. Oraya falan bayağı yakın. Ben şuradan şöyle bir tane de çekiç yapalım. Bir tane ayı öldürdüm ben aslında yolda da. Kumaş lazım bana. Bunlarla. Şimdi benim bir tane fazladan şey yaptı değil mi bu? Aynen. Çünkü niye kağıdımız oldu? Bu da yolda yapılsın. Yani geç giriyorum. Yani aynı ikisinde wipe'ydi ama ben 3'ü olmuş oluyor. Nasıl lan oğlum adammış. Korktum lan bir an dedim ne oluyor. Yalnız o adam bize şey olabilir, onu bir an sonra öldürmek lazım. Oğlum korktum lan, şeye bakıyordum ya. Daldım. Bak o adam gitti kaçıyor. Neyse zaten biz de onun gittiği yere bir yere yapacağım da evi. Fazla uzağa değil tabi. Bu tarafa bir yere gitmem lazım da ben buradan odun kasayım diye geldim buraya. Şimdi şunu al. Şunu al. Şunu al. Oğlum ben o sesi nasıl duymadım ya? Oyunun sesi bayağı kısık herhalde bende. Dibime geldi öyle duydum. Yani yok artık. Ha, ben mızrak yapayım da onun olmaz. Allah'tan adam vurmadı ya. Niye vurmadı onu da anlamadım. Yalnız bandajımız yok ya. O kötü oldu. Bandajımız yok. Şimdi bu zaten Halav'un güncellemesi de gittiği için iyi oldu biraz da. Bakalım lan orada bir yerde ağaç kasıyor mu? Ağaç falan kasıyorsa belki bizi öldürmeye çalışacaktır yani. Diye düşünüyorum. Suyun sesini falan değiştirmişler herhalde. Yok. Yani bastığın zaman ilk de. Bir cıpır cıpır ediyor böyle biz. Orada ayım var lan diyecektim. Ben şuradan kanalizasyon şebekesi de yakınmış. Şöyle gideceğim ben. Tam şu J11 ile K11 arası bir yere, buralara falan kurulmak istiyorum. Bana acilinden şey lazım. Adam zaten kaçtı gitti herhalde o tarafa doğru ya. Burada bandı şey var. Kumaş var, almamış. Garip. Herhalde doğar da olmaz, ben öldürürsem hesabı şey yaptı da, neyse ben şimdi ev yapıyorum, o yüzden uğraşmak istemiyorum onunla. En azından şu ev işi bitsin. Tabi dışarıda gördüğümüz insanları vurmamız lazım ki silah almış olur, bir şey olur yolda. En azından onu telafi ederiz yani, bunu almış oluruz. Zaten şu an ya bir de konuşuyorum ya böyle, hani o yüzden de duymuyorum biraz. Konuşmayınca da sessiz sessiz video çekilmez.
tane en azından fırında basmış olduk. Bir tane de kapıyı yaptık, bir tane de kilit. Tamam. Gerisi herhalde bize. Oha lan. Duydunuz mu? Lan server başlayalı kaç saat oldu? Ben belki buralara bile kurulabilirim ya. Yola yakınız çünkü bayağı. Bayağı bayağı yakınız. Yani lootlamak için buralara bir yerlere yapabilirim evi. Tüketiyor, çok sıkıntı yaşayacağız. Çünkü sesler de çok uzaktan gelmedi yani. Yakından geldi. En azından şu evi yapabilecek kadar malzeme yapalım. Ya bayağı güzel yere kurulacağız aslında. Şimdi bayağı bayağı. Çünkü bir yanımızda kanalizasyon şebekesi, bir yanda şey yani havalimanı falan. Bayağı bayağı iyi. Yani buradan aslında buralarda bir yerlere kursam olabilir yani. Şimdi çok yukarı gitmek de istemiyorum. Şurada ne vardı? Terk edilmiş süpermarket. O değil de. Ben bir saniye, ben bir şöyle gideyim. Kanalizasyon şebekesi bize yakın. Ben bir şöyle bir yukarı çıkıp bir bakmak istiyorum aslında da. Ne olmuş ne bitmiş, tam yanımızda dibimizde falan ev var mı? Bakalım. Yalnız serverda adam iyi şey yapmış ya. Yani iyi silah bulmuş hemen. Gerçi şeyden dolayı bulmuşlardır da. Hani sola yani ilk başta kimse girmeden önce bulduysa hemen. Yalnız buradan da çıkması mesele. Buradan çıkması mesele. Karşıda zaten terk edilmiş süpermarket var. Oradan pek fazla bir şey çıkmıyor zaten. Şöyle bakayım da en azından kimse gelmezse buralara bir yerlere kurarız evi. Şu tarafta zaten ev var. Biz de buraya bir yere yapalım diyorum ama sıkıntı da olabilir. Şurada da bir ev daha var. Çünkü tepeye hemen yapmışlar yani. Evleri hemen yapıştırmışlar. Oo, adam var. Adam var. Beni inşallah görmemiştir. Diye düşünüyorum. Oraya gitmeyeceğim ya. Neyse. Şu terk edilmiş süpermarkete doğru gidelim. En azından oraya yapalım bari. Ya çünkü orada evler de var, sıkıntı. Yani video da hemen bitsin istemiyorum. Ya ne yapalım, biz de loot için oradan buraya geliriz yani. İlk önce bir evimizi kuralım bir. Değil mi yani? En azından öyle yapalım. Yani öteki türlü sıkıntı olacak çünkü bize. Yani şimdi ateş eden adam o olabilir diye düşündüğüm için biraz da kaçtım. Çünkü belli olmaz. Hiç belli olmaz. Biz de şuraya bir yere yapalım evi. Zaten yakın ya, yerler yakın yani. Şunları hemen toplayalım. Ki evi de buraya bir yere yapalım ki en azından burayı bari lootlayalım ya, ne yapalım. Evet, buraya bir yere yaptırıyor. En yakın. Biz de hemen şöyle kimse gelmeden kimse bize ateş edip öldürmeden
Evet. Şu an rahatız diyecektim ama ben bir yatak basayım da. Heh, tamam. En azından şimdi rahatız. Alet dolabını da mecbur böyle koyacağız. Ve daha demin niye yanlış yaptım lan orada? Değişik bir şey yaptım ben. Niye öyle oldu? Şunu şey yapalım. Ben bitti sandım, bir şey bitmemiş. Magarada mouse beni deli ediyor ya. Arkadaşım şey yapsana ya. Yatağımızı da şuraya şey neydi o? Şey chest koyacağım ya. Yabancıymış gibi home yazalım da. En azından bizi tanımasınlar. Ya şeyimiz falan var aslında ama biraz daha odun kasmak gerekir. Biraz daha odun kasmamız gerekiyor. Hatta ve hatta fazla şey oldu, az oldu. Lan. Neyse, bir tane. Şundan basalım. Gerisini koyalım. Evet. Şimdi şu an bizim işimize yaramayacak. Şu var, at şunu. Şunu da at. Başka başka. Şunu da at. Şunu da at. Tamam, bunlar. İşte anahtarı da atacağız zaten. En azından şunları şöyle koyalım. Tamam. Tam doldu. Şimdi bu evi yanmadan ben aslında bir iki taş toplasam iyi olur da. Çünkü her tarafı taşa çevirmem lazım. Bu üstü müstü şey yapmam lazım. Hele şu iki tanesini falan. Bayağı bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi 39 olmuş. Şimdi şifreli kilidi yapıp böyle çıkmak istiyorum. Ya en azından ölürsek evde doğalım, değil mi? Yani serinin devamı gelsin işte ise. Ondan sonra terk edilmiş süpermarkette pek fazla bir şey çıkıyor muydu onu bilmiyorum ama herhalde çıkmıyordu. Çok öyle ahım şahım güzel lootlar yok yani. Benzin istasyonu olsa onun içinden her zaman silah kasası falan çıkabiliyor. Hani belki bir nebze de olsa kasayı açtığımız zaman belki bir silah falan çıkabilirdi diye, hani belki diye düşünüyorum ama tabi her zaman da çıkmıyor. Yani hangi loot bölgesine giderseniz gidin yani hiçbir zaman silah falan çıkmıyor yani. Biz ne yapabiliriz? Şimdi kaç şeye gidecek bize? Bu 75 istiyordu, değil mi? Yok, 150 istiyordu, pardon, 150 300 ediyor. 600 900 yok lan, 600 900 diyorum, 300 300 gittik. 150 150 daha 300 yani bir yani. Bir 1K falan şey ihtiyacım var.
Hani bir 1K taşı ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi adam geldi, kapıyı vurdu, gitti. Yemezler yani. O şimdi bak azizlere gitti. Bak ses duyulmadan hemen ses kesildi. Bak kesin o şey yapıyor. Ya burada bekliyor yani. Kesin burada bekliyor. Başka bir şey de zaten mümkün değil yani öyle şey yapması. Kapıya dışarıya bir kapı daha atmamız lazım bizim. En azından biri falan geldiği zaman kapıyı açarız. Kapıdan zaten içeri giremez. Yani bu tarafa doğru açıldığı için kapı ona sıkıntı olacağı için pek fazla şey yapamaz. Evet 81 oldu. Yani keşke biraz daha şey olsaymış. Yani şu yönden de aslında hoşuma gitti hani oyun. Mesela şey artık hemen yukarıya boostlayamıyorlar. Yani zaten solo serverdayım. Bir de ikincisi sadece şey yapıyorsunuz, zemin yapabiliyorsunuz, merdiven atamıyorsunuz. Ancak ahşap merdiven yapmanız lazım. O da zaten BP'sini bulacak da atacak da. Onu da nereden bulur bilmiyorum. Ama işte bizde şans yok. Biz bulamayız ama elin adamı gider bulur ya. Yani. Nereden buluyor bilmiyorum. Lan biz de o kadar küreye geziyoruz. Onu bunu yapıyoruz. Ya bilmiyorum zaten her zaman da zaten çıkmıyor. Hani yani öyle bir şey de söyleyeyim. Her zaman zaten çıkan bir şey değil. Şimdi biz şifreli kilidimizi bir yapalım. Şimdi hemen çıkmak istemiyorum dışarıya. Sıkıntı olacağı için. Hadi. Evet. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Yeni yeni şeyler gelmiş. Bir dakika bakalım neler eklenmiş ya? Hiç bakmadık. Bak bu yeni diyor. Ben bunu araştırmadım ki. Lan su borusunu falan. Keşke şey yapsalar biliyor musunuz? Bunlar ne oğlum ya? Nail Gun ne lan? Şimdi Nail Gun'dur o büyük ihtimalle de. Allah. Yabancı mı? Neymiş oğlum bunlar? Yabancı İngilizcemiz de yok arkadaş. Weapons. Ya bak en sevmediğim olaysa su borusunu getireceksin ya. Yalnız bu çok değişik ya. 75 eritilmiş metal 15 hurda. Bu amma kısmında bak tahmin etmiştim. Bu da bunun şeymiş. Mermisi. Bu şey mi lan bu? Ne bu oğlum? Çivi mi? Aa, çivi atar. Ulan çivi atıyor. Oha. Bak bunlar çivi farkında mısınız? Bak şunlar çivinin ucu. Bunlar çivi. Oha. Lan bir çivi makinesi. Hani bir şey çivilemek için herhalde. Oğlum bu adam öldürür lan. Kafasını isabet ettirirsiniz. Hasar 18 veriyormuş ya. Tırt hasar 180 diye ama. İsabetlik oranı 17. Bunun isabetlik oranı 4. Atış oranı 343. Atış oranı 300. Ya bu aslında yani tek seferde atsa atmıyor. Yani bayağı böyle çat 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 vuruyorsunuz öyle atıyor. Zaten o zaman da adam ağzınıza sıçıyor yani. Bu belki hızlı hızlı atabilir. 18 vuruyormuş. Az vuruyor. Ama olsun oktan iyidir gene. Yani en azından alıp denemek lazım. Bunu bir sonraki bölüm denememiz lazım bunu. Bunu bir sonraki bölüm deneyelim. Başka neler gelmiş bir bakalım. Başka neler gelmiş? Ulan be çivi makinesi gelmiş. Şey çivi atıyor lan. Makine. Vay be. Bir de şeydi herhalde ya ben gördüğüm kadarıyla bir batık denizler falan da mı geldi yoksa gelecek mi anlayamadım yani tam. Videoda gözüküyordu ama. Yani videoda diyorum D blokta gözüküyordu da. Batık gemi geldi mi gelecek mi tam onunla bir şey diyemiyorum. Bakıyorum şöyle ama hani en azından bir batık gemi falan diye yazarsa diye düşündüm. Yazmıyor. Bizim bulunduğumuz yer zaten şurası. Gördüğünüz gibi terk edilmiş süpermarket hemen dibimizde. Kanalizasyon şebekesi burada. İşte sıkıntımız ne biliyor musunuz? Yol yok. Yani yol olmadığı için hiçbir yeri lootlayamıyoruz. Mecbur buradan böyle çıkıp şurası zaten dağydı tepeye çıktık. Buradan böyle çıkıp buraya gitmek. Yani benim amacım aslında K11'de kurulmakta ama.
Olmadı. Mecbur. K10'a, J10'a kadar falan böyle gideceğiz. Neyse, yapacak bir şeyimiz yok. O adam kapının önünde midir hala? Acaba. Vay be. Bunlar gelmiş. Yenilikler başka başka neler gelmiş mesela? Başka da bir şey yok herhalde. Lan Allah'tan şunu bari, fırını bari yaptırıyorlar yani. Onu da yaptırmasınlar. Onu da yaptırmasın yani. Allah'tan büyük sandık falan hani yaptırıyor. Hani onu da yaptırmamazlık yapmıyor. Yeni dedi ama zaten bandana maskem şeydi ki yani. Yapılmıyor muydu? Yani yeni diye niye onu yaptı onu anlamış değilim. Bir dakika, şunlar da iyi, iyi güzel. Bunlardan daha mı iyi acaba? Çünkü şunlardan daha iyidir bence bu. Neyse. Evet. Evet dostlar, videomuzu bitirelim. Çünkü tam 21 dakikaya falan girdik. Ve bu tarz böyle part part böyle 20-25 dakikalık falan o civarlarda böyle götürmeye çalışacağım. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone ol butonundan abone olabilir. Ve bir dahaki Rust serisinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.